dönem olsun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ümraniye Belediye'mize ve Ümraniye'mize şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Bu kadar yoğunluğunuz arasında bizleri bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Tabii 31 Mart'ta Türkiye ve İstanbul'umuz önemli bir seçim geçirdi. Tekrar seçilip İstanbul'a, bu güzel şehre yapacağınız hizmetlerden dolayı birlikte tabii hep beraber 39 ilçeyle birlikte inşallah. Cenab-ı Hak hayırlı muvaffakiyetler diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Tekrar hoş geldiniz. İnşallah bu yeni dönemde, 5 yıl içerisindeki dönemde güzel hizmetleri hem büyük şehrimiz olarak hem ilçe belediyelerimiz olarak yapar. Bu güzel şehre ne kadar dokunursak, çok işi var çünkü bu şehre. Birlikte hizmete devam ederiz diye düşünüyorum. İnşallah. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Teşekkürler başkanım. Ben de size ikinci döneminizde başarılar diliyorum. İsmet başkanımızla geçtiğimiz 5 yılda da birlikte görev yaptık. İstanbul'un çok önemli bir ilçesi, Ümraniye nüfusu bakımından, konumu bakımından. Bu bağlamda her ilçemizin kendine has bir pozisyonu var ve bu pozisyonu değerlendirirken yerelden başlayarak değerlendirmek ve onu birlikte tasarlamanın gücünü bilen birisiyim. Bu manada umuyoruz ki iyi bir koordinasyon, iyi bir işbirliği süreci ve masası oluşturalım. Bu döneme de başlarken özellikle 39 ilçemizi ziyaret ederek onların gözünden Ümraniye İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile nasıl çalışmalı ve neleri talep ediyor, neleri öngörüyor? Bunları her ilçeyle yaklaşık 2-2,5 saat vakit geçirerek birebir katıldığım toplantılar yapıyoruz. Akabinde oluşturduğumuz görevlendirmelerle sizin ilgili arkadaşlarımızla toplantı yapmalarını talep ediyoruz. Ve bunları çok hızlı yapıp açıkçası Temmuz ayına tümden yetiştirerek bir öngörüyü oluşturup ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik plan olarak masaya getireceği bir süreci bütün ilçe belediyeleriyle konuşup, tartışıp bütçe ve icraat dengesini de oluşturup sunmasını sağlayacağız. Ve bu paylaşımı, bu işbirliği zeminini, bunun evraka dönmüş halini de hem biz, hem ilçe belediyeleri, hem halkımız 5 yıl boyunca da takip ediyor olacak. Daha gerçekçi, daha tabii uygulanabilir olması şekliyle sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Bu bağlamda 39 ilçemizi geziyoruz. Dediğim gibi Ümraniye değerli bir ilçemiz, çok önemli ilçelerimizden birisi. Geçtiğimiz dönemden çok daha iyi bir koordinasyonu, çok daha üst seviyede bir koordinasyonu sağlamayı diliyoruz. Bu manada deneyimli bir belediye başkanımız olarak belediyecilik üzerinden her belediye başkanımızla bunu söylediğim gibi bu süreçte de yine etkin masalarımızda buluşmayı ve konuşmayı istiyoruz. Milletimizin bana göre 2024 seçimlerinde verdiği en kuvvetli mesaj, buluşun, konuşun, birlikte iş üretin mesajıdır. Bu manada her ilçemizle sonuna kadar buna hazır olduğumuzu buradan ifade etmek isterim kamuoyuna. İnşallah İsmet Yıldırım Başkanımızın hem siyasi ekibi, hem bürokrasi ekibi, hem çalışanları, hem Ümraniye halkıyla işbirliği içerisinde başarılı bir dönem olur. Ben hep söylüyorum, inşallah en başarılı Ümraniye dönemi olur. Bir sonraki talip olan ondan daha başarılısını isteyerek, ondan daha başarısını yapacağını iddia ederek talip olsun. Bu iş böyle olursa ülke ve şehirler, şehirlerimiz ve ülkemiz gelişir. Bugün yapacağımız güçlü toplantının hem Ümraniye hem İstanbul'umuza hayırlara vesile olmasını dilerim. Tekrar size ve ekibinize çok başarılı bir 5 yılı diliyorum başkanım. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Çekersin sen.
27 Mayıs. Hiç sorma. Sormayın. Çok değerli Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım'a ikinci döneminde başarılar diliyorum. Kadim şehrimiz İstanbul'a ve Güzide ilçemiz Ümraniye'ye işbirliği, koordinasyon içerisinde güçlü hizmetler sunmak en büyük arzumuzdur. İstanbul her ilçesiyle icraatçı, halkçı ve en demokratik, adil uygulamaları hak ediyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılın ilk yıllarında her bir kamu yöneticisine, milletimize layık olmasını diliyorum. Hoş geldiniz. Sizleri tabii hem Sancaktepe'de hem belediyemizde görmekten büyük bir onur duyuyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için bu yeni dönemin başta İstanbul için, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah. Öncelikle tabii Allah size can sağlığı versin. Görevinizi en iyi şekilde hem kurumuza hem İstanbul'a hem halkımıza en iyi şekilde sürdürebilmeyi nasip etsin. Birlikte sizin önderliğinizle İstanbul'da büyük bir değişim süreci devam ediyor. Bunu hem hizmetle beraber gerçekleştirip hem İstanbul halkının Türkiye'ye örnek bir model yönetim anlayışını sunabilme noktasında önemli bir fırsat. Ben de tabii bu süreçte sizlerle beraber yol almaktan, sizlerle beraber bu sürecin bir parçası olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu süreçte de bize göstermiş olduğunuz destekten, Sancaktepe'ye göstermiş olduğunuz destekten dolayı da hem şahsım adına hem de Sancaktepe halkı adına teşekkür ediyorum. Ben de Alper Yeğin başkanımıza ekibiyle birlikte çok başarılı bir dönem diliyorum. Bu dönem hem yola çıktığı siyasi yol arkadaşlarıyla hem de burada bulunan bütün bürokrasisi, insan kaynaklarıyla ve Sancaktepe halkıyla çok özenli bir çalışma dönemine dönüşmesini arzu ediyorum. Ve bunu Alper Yeğin başkanımızın da başaracağına yürekten inanıyorum. Her belediye başkanının kendine has bazı özellikleri veya bazı hikayeleri vardır bu göreve yol yürürken. Alper Yeğin başkanımızın da özellikle Sancaktepe'ye olan tutkusu ve bağlılığı, burayı bir vatan ve yurt parçası gibi değil, aynı zamanda doğduğu, büyüdüğü bir yer olarak her anıyla, her süreciyle dertlenen bir insanın belediye başkanı seçilmesi meselesi özel bir durum. Herkes tabii ki dertleniyor ve o vesileyle belediye başkanı seçiliyor ama Alper Yeğin başkanımız burada doğmuş, büyümüş, her anını yaşamış. Köy denebilecek seviyeden beldeler ve ardından ilçe ve şimdi de İstanbul'un en fazla nüfusu artan yeni yerleşim alanlarıyla beraber sorunları yüksek seviyede olan ama bir yanıyla da fırsatları da çok yüksek seviyede duran bir ilçenin çok iyi olması konusundaki büyük sorumluluk hissiyle belediye başkanı olduğunu biliyorum. Buna şahidim. Böyle bir duyguyla belediye başkanı olan her insanın başarılı olması çok özel bir durumdur. Bu aynı zamanda bir belediye başkanının başarılı olmasının altında bilgisi, becerisi, deneyimi yetmez. Aynı zamanda oradaki hemşerileriyle bütünleşebilmesi, dert ortağı, çözüm ortağı ve kader ortağı olabilme duygusuyla hareket etmesine
dönük bir yolculuk tarifi gibi, bir özellik gibi ön sıralara oturması gereken bir duyguyu da pekiştirmiş olur. Bu bağlamda Alper Yayın Başkanımızın sorumluluğu büyük. Çünkü ben biliyor ve hissediyorum ki Sancaktepe'nin en güçlü, en başarılı dönemini bu şehre yaşatmak istiyor. Sadece yaşatmak değil, aynı zamanda bu böyle bu şehrin rotasının doğru bir yöne evrilmesiyle beraber geleceğinin bir başlangıcı olarak da bu dönemi tariflemek istiyor. Onu tarifler ve başarır ise ki buna eminim çok çalışacak. Biz de birlikte işbirliği içerisinde o süreci okuyup destek olacağız. O zaman Sancaktepe çok doğru bir kulvara, çok doğru bir hatta oturur ve geleceğini bu şekilde yönlendirmiş olur. Bu yön verici dönemin çok başarılı olmasını diliyorum. Ben de kendisiyle bir yol arkadaşı olmanın ötesinde bir kader birliği yapmış bir dostumuz olarak burada görev aldığının bilincindeyim. İstanbul için Sancaktepe'nin öneminin farkındayım. O bakımdan tabii ki 39 ilçeyi gezerken her ilçeye özel bir gözle, özel bir ruhla bakıyorum. Ama özgün bir tarafı da her ilçenin var. Buranın da özgün tarafı kentin gelişen bir bölgesi ve büyük bir nüfus hacminin buraya geliyor olması. O bakımdan çok yönlü tasarımlarla, işbirlikleriyle, çok yönlü hizmetlerle Sancaktepe halkının, İstanbul Anadolu yakasının özel bir geçiş noktasının kalbi gibi olmaya dönük adaylığının desteklenmesiyle çok güzel bir dönemi başaracağımıza inanıyorum. Alper Yayın Başkanımıza bu yolculukta tekrar başarılar, değerli yol arkadaşlarına başarılar. Allah utandırmasın. Bugün çok verimli bir toplantıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sancaktepe Belediyesi işbirliğini tariflemek dileğiyle güzel bir gün olsun isterim.